Yeditepe Üniversitesi'nin ilk kurulduğu günden beri Mühendislik Fakültesi ana bir role sahip. Günümüzde mühendisliği hayatın her alanında görüyoruz. Şu gün nereye bakarsanız bakın, sadece sağlıkta değil, ulaşımda olsun, haberleşmede olsun, malzeme, yapı malzemelerinde olsun. Eskiden büyük bilgisayarlarla çalışırken şimdi mobil cihazlara doğru kaymaya başladı. Yani gidiyoruz bir MR cihazına giriyoruz, bir tomografi çektiriyoruz. Bunların hepsi aslında biyomedikal mühendisliğinin uzantıları olarak bize hizmet ediyor. Dolayısıyla mühendisliği hayatın her alanında tanımlamak mümkün. Yeditepe Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde 10 tane bölümümüz var. Bunları birkaç kategoriye ayırmak lazım. Kök mühendislikler dediğimiz 4 tane mühendislikle başlıyor bütün iş. Bunlar insanların barınma ihtiyacı olduğundan beri ortaya çıkan inşaat mühendisliği, doğanın yapısını anlamaya çalışan kimya mühendisliği, alet edevatların kullanıldığı makine mühendisliği ve son 150-200 yıla damgasını vuran elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği. Bunlara ben birinci nesil mühendislik diyorum ve bunların eğitimi gerçekten iyi matematik, iyi fizik bilmeye dayanan, iyi kimya bilmeye dayanan şeyler. Diğer mühendislik dalları, bunlardan dallanan, ağacın gövdesinden dallanan yeni nesil şeyler. Teknolojinin ihtiyaçları, uzmanlık gerektiren şeyler arttıkça yeni dallar da açılıyor. Mesela bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliğinden türeme bir dal olarak gözükebilir. Malzeme mühendisliği yine kimya mühendisliğinden türeme bir dal olarak gözükebilir. Gıda mühendisliği de o kategoriye girebilecek nitelikte. Genetik ve biyoteknoloji bunların çok iyi bir harmanlaması ve üzerine bir de biyoloji ve sağlık bilimlerinin eklenmesiyle gelen şeyler. Dolayısıyla baktığınızda aslında çok çeşitli bir yelpazede birinci ve ikinci nesil mühendislikler mevcut. Burada çift ana dal, yan dal programlarıyla herhangi bir mühendislik dalında ana dalını yapan arkadaşlar ikinci bir dal, üçüncü bir dalda da bunları destekleyebilecek durumdalar. Çift ana dal, yan dal sadece Mühendislik Fakültesi içerisinde değil, Yeditepe Üniversitesi'nin 13 fakültesinin her birisiyle değişik bölümlerle ikinci dalını yaparak uzmanlaşmasını arttırmak mümkün hale geliyor. Uzun yıllar bu Erasmus ve Avrupa Birliği entegrasyon programlarında idari görevler almış birisi olarak şunu söyleyeyim ki, akademik olarak gelişmeyle kişisel gelişmeyi, kültürel gelişmeyi harmanlayabilmek önemli. Bizim de fakültemizin pek çok Avrupa Birliği ülkesiyle anlaşmaları var. Her sene birkaç yüz öğrenciyi yolluyoruz, birkaç yüz öğrenci bize geliyor. Erasmus değişim programları güzel, insanları kültürel olarak destekliyor. Peki akademik olarak uluslararası bir işbirliği var mı deyince, orada şunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten akademik olarak, teknolojik olarak, bilimsel olarak gelişmek isteyen öğrencilerimiz için de hocalarımızın irtibatları, uluslararası yaptıkları araştırma projeleri devreye giriyor. Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyelerimizi seçerken çok titiz davranıyoruz. Yurt dışı tecrübesine çok önem veriyoruz. En az 6 ay yurt dışında kalma, orada bir profesyonel işte bulunma zorunluluğu kabul ettiğimiz öğretim üyelerinin hepsi için geçerli. Gidip de 6 ay, 1 yıl yurt dışında bir yerde bir araştırma programında çalışmış olan öğretim üyeleri insan kaynağı değişiminde başarılı öğrencilerine referans olup uluslararası projelerde onları da yanlarına alıyorlar. Eğitim dili %100 İngilizce. Dolayısıyla bütün derslerimizin hepsi, tabii ki Türkçe dersi haricinde, İngilizce olarak devam ediyor. İlk başta da söyledim, hayatın her alanına nüfuz etmesi gereken bir alan olarak görüyorum mühendisliği. O yüzden de hocaların sanayi işbirlikteliklerine çok özen gösteriyoruz. Eğer hoca olarak sanayiyle işbirliğine gitmezsem, onların güncel dertleriyle dertlenmezsem, öğrencilere aktardığım örnek sadece kitaptan, örneklerle kısıtlı kalır. Aslında Mühendislik Fakültesi uygulamalı bir dal. Hiçbir mühendislik dalında laboratuvara girmemiş, elini kirletmemiş bir öğrenim görmek muteber değil. O yüzden de şunu vurgulamak istiyorum. Mühendislik Fakültemiz yerin üstünde 6 kat, yerin altında da 4 kat olmak üzere bir yapıya sahip, bina olarak böyle. Yer altındaki 4 katın hepsi neredeyse laboratuvar alanlarına ayrılı. Yerin üstündeki kısımların da yine 2 katını laboratuvarlarımız teşkil ediyor. Bunları da güncel tutmak için maksimum gayretle her gün uğraşıyoruz. Kampüs güzel, bina güzel, hocalarımızı dinç ve zinde tutmaya çalışıyoruz, güncel bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunların hepsi girdi. Peki çıktığımız ne bizim? Bizim çıktığımız mezunlarımız. Bunların iş imkanlarına baktığımızda Antarktika hariç 6 katının hepsinde
mezunlarımız çok iyi yerlerde işler buluyorlar. Firmalarda iş bulmak haricinde akademik kuruluşlarda da, diğer üniversitelerde de, uluslararası üniversitelerde de saygın bir yerimizi mezunlarımız yaşatıyor açıkçası. Üniversitede ne yapacağını bilmek konusunda sıkıntı çeken arkadaşlara mühendisliği tercih etmelerini tavsiye ederim. Neden? Çünkü bugün mühendisliğin bir dalına girer ama ondan sonra başka işlerle de uğraşabilir.